Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. Şimdi dün aslında söylemiştim, İsrail'in tefe koyduğu bu Yahudi asıllı öğretim üyesi var, Norman Finkelstein diye. Bir kitabında diyor ki o İsrail için politika savaş demektir zaten. Savaş sona götüren bir araç değil, sonun ta kendisidir. Dolayısıyla ateşkes falan palavradır. Hakikaten Netanyahu'nun dediği gibi arada güç toplamak için bir araçtır. Şimdi siz bütün bu olanlardan sonra bir başlayacak bir başlamayacak, ben yaptım oldu, bir ateşkes olacağına ve verimli bir ateşkes olacağına inanıyor musunuz? Ben kesinlikle inanmıyorum. Zaten buna inanacak kimse de tahmin etmiyorum. Yani bu ateşkesin zaten amacının sadece rehineleri kurtarmak için. Daha önce hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden şunu söylemişti Blinken'la birlikte. Ya bir ateşkes olsa olsun, önce bir rehineleri kurtar, sonra kara harekatına girersin. Ama önce bir rehineleri kurtar demişti. İşte bu, şimdi bu kesin sonuçlu bir kara harekatına girmeden önce kendi rehinelerini kurtarma. Kendi kamuoyuna karşı bu harekat öncesinde bir güç toplama. Zaten rehineleri kurtardık. Dolayısıyla rehineleri kurtardıktan sonra biz artık harekatımızı yapabiliriz demektir. Zaten böyle bir pişkinlik Ece Hanım olabilir mi? Yani siz diyeceksiniz ki hem ateşkes diyeceksiniz. Güya barış amacı değil mi? Bir barış, bir istikrar, bir güvenlik işareti bu ateşkes. Ama öyle değil. Diyor ki bu ateşkes güç toplamak için yapıyoruz biz bunu diyor. Yani, Çin Savunma Bakanı da kara harekatından her an dönebiliriz maddesini eklettiriyor o protokol. Eklettiriyor tabii. Ve Hamas'ı tamamen oradan temizleyeceğiz. Bir. Hamas'ın tamamen oradan temizleneceğini ve temizlenmesini isteyen bir başkası daha var. Mahmut Abbas, El-Fetih yöneticisi, sözde başkan, cumhurbaşkanı Mahmut Abbas. Mahmut Abbas şu teklifle geliyor İsrail'e. Siz Hamas'ı Gazze'den temizleyin, ben orayı sizin istediğiniz gibi yönetmeye hazırım diyor. Böyle demeçler veriyor. Ve İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin açıklamaları var. O da şu, diyorlar ki tamamen Orta Doğu yeniden dizayn edilecek diyorlar. Orta Doğu yeniden dizayn edilecek, Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Şimdi hala bu söylemler varken, bu hedefler varken, bu kadar kanlı bir soykırım uygulanırken acımasızca bu kısa süreli bir ateşkes için buna olduğundan fazla anlam yüklemek ve olacakları görmezden gelmek çok büyük, daha çok daha büyük tehlikelere yol açar. Ne gibi tehlikeler? O da şu. Eğer biz bu ateşkes konusunda bu soykırıma karşı çıkan herkes eğer bir gevşemeye girerse ve İsrail'in bu davranışı pozitif olarak algılarsa çok büyük bir yanılgı içerisine girer. Çok çok büyük bir yanılgı içerisine girer. Ve İsrail'in hakikaten istediği zemini oluşturur. İsrail hem bu pozitif, olumlu bakış açısıyla aslında soykırıma, net bir soykırıma ve net bir karar harekatına girişirken de dünya kamuoyunda bir destek almış olur. Bir destek. Dünya kamuoyunda destek demişken Sayın Yaycı, bir haberimizi görelim. Ondan sonra tam da bununla ilgili bir sorum olacak size. Şimdi İsrail ortaya net bir delil koyamamasına rağmen Hamas'ın tünelleri bulduğunda ısrar ediyor. Tünel ağları bahanesiyle de Şifa Hastanesi'ni bastılar. 100 yılın istihbarat skandalına imza attılar. Hamas'a dair hiçbir iz bulamadılar ama hala ısrarlarından vazgeçmiyorlar. Sığınak olarak inşa edilen tünellere bu kez gazetecileri soktular. Ancak ortada yine komik iddialar dışında net bir kanıt yok. İsrail işte bu tünelleri bahane etti. Şifa Hastanesi'nde katliam yaptı. O katliama kılıf uydurabilmek için bu kez de gazetecileri sığınaklara indirdi. Bir grup gazeteciyi askeri araçlarla Şifa Hastanesi'ne götüren İsrail ordusu, komuta merkezi olduğu iddia edilen tünelleri gezdirdi. İsrail, Hamas karargahı olduğu iddiasıyla Şifa Hastanesi'ni bastı. Gazze'nin en büyük sağlık kompleksini çalışamaz hale getirdi. Hemen ardından da eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, o tünelleri 40 yıl önce sığınak olarak İsrail mühendislerinin inşa ettiğini açıkladı.
Ancak arka arkaya gelen itiraflar bile İsrail ordusunu yalanlarından vazgeçiremedi. Askerler Şifa Hastanesi'nin hemen yanındaki tünele kameralar eşliğinde indi. Tünelin içindeki bir odaya kadar ilerledi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari odada klima bulunduğuna dikkat çekti. Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti. Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı. Sözcü tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi. Bulundukları yerin Şifa Hastanesi'nin hemen altı olduğunu iddia etti. İsrail yönetimi Hamas'ın başta Şifa olmak üzere Gazze'deki hastanelerin altına sığınak ve tüneller inşa ettiğini, bunları da komuta merkezi olarak kullandığını öne sürüyor. İsrail ordusu son olarak Şifa Hastanesi yerleşkesi içinde 55 metrelik bir tünel bulduklarını açıklamıştı. Tünelin sonundaki patlamaya dayanıklı kapının nereye açıldığını bilmediklerini duyurmuştu. Şimdi Sayın Yaycı, bu tünel ağları bahanesiyle Şifa Hastanesi'ni basıyorlar. İşte skandala imza atıyorlar, iz bulunmuyor çünkü, ama ısrarlarından da vazgeçmiyorlar. Halbuki daha dün o tünellerle ilgili eski İsrail Başbakanı'ndan çok çarpıcı bir itiraf gelmişti. Ehud Barak o tünelleri 40 yıl önce biz inşa ettik demişti. Şimdi bir diğer mesele Haaretz gazetesinde ve diğer muhalif gazetelerde yer alan İsrail kendi vatandaşlarını vurdu iddiaları. Hannibal protokolü referans gösteriliyor. O protokole göre de kadın, çoluk, çocuk demeden tetiğe basmaya alışkın zaten İsrail askerleri. Esir düşeceği kesin olan vatandaşlarını vurabiliyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman mesele zaten kamuoyunu ikna etmek. Çünkü İsrail'in derdi başka. Sonuna kadar da bırakmayacak diyorsunuz başından beri. İşte nedir o son? O sonun hangi kısmı özellikle Türkiye'yi daha da yakından ilgilendiriyor? Sizden bir dinleyelim. Şimdi bir kere bu belki ya da işte nasıl atlandırırsak atlandıralım. Bir kere bunların hepsi tevratik bir mentalitenin özü. Oradan kaynaklanıyor. Daha önceden de hatırlarsanız konuşmuştuk. Tevrat'ın Samuel versiyonu var. Bunlar tahrip edilmiş kitaplar olduğu için çeşitli versiyonlar var. Bunun 15. ayet, 15. suresinin 3. ayeti de aynen şöyle diyor. Düşmanlarını vur. Onları öldür, yok et. Bebekten emziktekine, gençten yaşlısına, erkeğinden kadınına, öküzünden koyununa, tavuğuna varıncaya kadar hepsini yok et. Onlara sakın merhamet etme. Ve onlar bil ki insan değildir. Yani bu İsrail yönetiminin, şu andaki yönetiminin arkasında, Siyonizmin arkasında, Siyonist yönetimin arkasındaki görüş, beyninin arkasındaki görüş, bu tevratik acımasız emir konuşmalarını dikkat ederseniz bütün konuşmalar, gerek Milli Savunma Bakanı'nın gerek Başbakan'ın konuşmaları hep bu yöndedir. Yani acımasız bir düşmanlık. Onlar için öldürdükleri kişi, insanlar insan değildir. Bunu bir kere altına çizelim. Onun için hastaneyi de bunlar basarlar, okulu da basarlar, çocukları da öldürürler. Bakın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog nasıl bir açıklama yaptı biliyor musunuz? Dediği şey şu. Bir evde Hamas'ın üst olarak kullandığı bir evin çocuk odasında, çocuğun kütüphanesinde Hitler'in kitabı bulundu. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz çocukları öldürüyoruz. Çünkü bunlar terörist olarak yetiştiriliyorlar. Bakın biz şimdiden o önlemi alıyoruz. Bunlar büyüyünce terörist olacaklardı. Dolayısıyla çocukları öldürmemize ses çıkartmayın. Bunlar Hitler'in kitabını okutarak yetiştirilen çocuklar diyorlardı. Şimdi burada bir de şuna dikkat çekmek lazım. Bakın tüneller var deniliyor ama 55 metre sonra tünel bitiyor. Halbuki bu bir sığınak. Komuta kontrol merkezi deniliyor. Hamas'ın komuta kontrol edeceği bir silahlı kuvvetler mi var?
Milis kuvvetlerinin dışında bir şey mi var? Hava kuvvetleri mi var? Kara kuvvetleri mi var? Deniz kuvvetleri mi var? Neyin komuta kontrol merkezi? Bu gördüğünüz gibi işte buraya sonradan yerleştirilmiş bir takım füzeler, roketler, onlar da çok etkili şeyler değil. Bunları da koymuşlar oraya. Güzel de bir mizansen oluşturmuşlar. Ama bu mizanseni isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek bizler de hizmet ediyoruz. Nasıl? Şimdi televizyonlarda çıkıldığı zaman eline çubuğu alıp konuşan bir takım kişiler var. Gazeteciler var, akademisyenler var, şunlar var, bunlar var. Herkes Hamas'ın tünellerinden bahsediyor. Hamas'ın Gazze'yi baştan başa tünellerle ördüğünü ve burada İsrail'in kara savaşı yapmasının çok zor olduğunu, meskun mahal savaşı yapması çok zor olduğu falan söyleniyor. Demek ki bu söylemler, bu konuşmalar aslında İsrail'in ekmeğine yağ sürüyormuş. Neden? İsrail o zaman şunu söylüyor. Bak tüneller var, benim buraları yok etmem lazım. Her yer birbirine bağlanmış, hastane falan, bunların hepsi süs. Görünürde hastane falan imajı oluyor. Onun için bilerek ya da bilmeyerek İsrail'in propagandasına alet olmamak lazımdır. Bu iş tünellerle vesaireyle de olacak iş değildir. Bir de İsrail, şunu da söyleyelim, kara harekatı yapması durumunda normal, en başta da söylemiştik, normal medeni devletlerin, medeni ordularının kara harekatı gibi olmaz mı? Çünkü İsrail medeni bir devlet değildir. Ordusu da medeni değildir. İnsani değildir. Şimdi bizde Hendek Savaşları denilen o savaşlarda bir bina için 15 şehit verildiği zaman oldu. Neden? Orada siviller ölmesin diye, çocuklar ölmesin diye biz o binayı uçurmadık. Mesela bizim silahlı kuvvetlerimiz tutup da onu tank mermisiyle uçurmadı. İçinde kim varsa götürmedi. Öyle bir şey düşünmedi. Orada masum siviller var dedi. Masum sivillere zarar vermemek için şehit verdik biz. Şehitler verdik. Fakat bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar, çok net şekilde söylüyorum, bu tüneller eğer gerçek olsa ve bu tünellerde Hamas'ın militanları olmuş olsa, Hamas'ın komuta kontrol merkezi olmuş olsa, buraya biyolojik ve kimyasal gaz basarlar bunlar. Hiç tereddütsüz. Gözlerimizin önünde canlı yayında fosfor bombalarını kullanan bir devletten, devlet görünümündeki bir terörist yönetimden başka bir şey beklemek mümkün değildir. Yani bunu gaz basmazlar, bunu yapmazlar, şunu yapmazlar demek mümkün değil. Hastaneleri, bakın hastaneler, sizin hastanızı dahi bırakmayacağız diyor bunlar. Hastanızı dahi bırakmayacağız, hepinizi öldüreceğiz diyor. Bunu açıkça da söylüyorlar. Ve Gazze'de eğer güneye gitmeyenler varsa, güneye, onların dediği gibi güneye gitmeyenler varsa, onlar da teröristle işbirliği yapan terörist olarak algılanacaktır diye İsrail Milli Savunma Bakanı'nın demeci var. Güneye gitmeye çalışan masum halk, onlar da güneye giderken vuruluyorlar zaten. Şimdi nereye katsalar vuruluyorlar. Şimdi burada biz böyle çok yakınıyoruz ama soru şu olabilir. Peki bu nasıl duracak? Peki bunu böyle seyredecek miyiz yani? Bunu insanoğlu, Müslüman dünyası, İslam dünyası, Arap dünyası, kendi ırktaşları böyle seyredecek mi, seyredecek miyiz diye sorulursa, bunun çözümü aslında çok basittir. Çok basittir. 1973'te bu uygulanmıştır. 1973'te bakın 7 Ekim'de yayınladığımız, sizinle de konuştuğumuz gibi defalarca da bunları söyledik. Bunu bir kere altını çok net çizmemiz lazımdır. Bu soykırımı durdurabilecek tek güç ekonomik güçtür şu anda. Batı dünyasını, Batı ekonomisini felç etme durumudur. Onu da felç edebilecek İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin petrol ve doğalgaz zengini ülkeleridir. Bunlar şu andan itibaren gemilere petrol yüklemiyoruz, doğalgaz yüklemiyoruz, vanaları kapatıyoruz, bütün ticari anlaşmaları askıya alıyoruz ve ithalatı da durduruyoruz dediği andan itibaren Batı ekonomisi 3 gün içerisinde felç olur. Efendim olur mu olmaz mı diyenler varsa 1973'ü hatırlatın. 1973 yılında Kral Faysal aynen böyle olmuştur. Ama bir tek Faysal yaptı hocam bunu. Başka da kimse yapmadı. Çünkü orada halkları sayesinde değil, işte o ağababaları sayesinde oturuyorlar hepsi. Dolayısıyla en sağlam ortaklık suç ortaklığı. Bu böyle tamam. Devam ediyor.
Bu böyle devam ediyor ama Ece Hanım dikkat ederseniz İsrail o ambargo nedeniyle ki Kral Faysal'ın sözü çok önemlidir. Biz size bunu ödetiriz dendiğinde Batı dünyası Amerika sen ne yapıyorsun ambargoyu kaldır dediğinde biz çadırda deve sütüyle yaşayabiliriz. Ama siz Batılılar o lüks hayatınızda benzinsiz yaşayamazsınız diye cevap vermiştir. Ve İsrail o ambargosu sadece Suudi Arabistan ambargosu bile İsrail'i müzakere masasına oturtturmuştur. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin bu ambargo kararını Türkiye en son acil toplantıya çağırdığı Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, ortak toplantısında bu ikisini beraber çağırdı Türkiye özellikle. Bu toplantıda önlerine koydu. Ambargo uygulansın. Bile bile reddedeceklerini bile bile koydu Türkiye. Hava sahanızı da İsrail'e kapatın dedi. Buna dört devlet karşı çıktı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas. Şimdi o zaman protesto eylemlerini biz Filistin'e destek protesto eylemlerinden öteye götürmeli. Bu devletleri utandırmalı, bu devletleri ambargoya zorlamalıyız. Ve şapkalarını düşürmeliyiz. Çünkü bunlar esmer Britanyalı benim tabirimle. Bunlar esmer Britanyalı. Bu protesto mitingleri bence İsrail Büyükelçiliği'nin önünde yapılmamalı artık. Bunun ötesinde çünkü o yaptığınızın hiçbir getirisi olmuyor. Bu dört tane reddeden var ya ambargoyu reddeden dört Arap devleti. Bu dört Arap devletinin büyükelçilikleri önünde protesto eylemleri yapılmalı. Hem de dünyanın her tarafında yapılmalı. Halkları da bunu görmeli. Türkiye için büyük bir fırsat vardır. Türkiye yönetimlerin değil ama bütün Müslüman halkların ve mağdur mazlum halkların lideri olabilecek durumdadır. Çünkü en samimi şekilde tedbir isteyen, bunu durdurmak isteyen ve bunun içinde hiçbir menfaat gözetmeyen Türkiye'dir. Türkiye'dir. Gerçekten en samimi biziz. En samimi biziz. Bunların hiçbir tanesinin samimiyeti yok. Peki şimdi bu meselenin gittiği yer tehlikeli bir yer. Az önce başlangıçta söylediniz. Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğiz zaten açık açık da söylüyorlar diyorsunuz. Şimdi bütün bunları bütünsel ele almak lazım. Sizin son günlerde özellikle bir takım uyarılarınız var Dışişleri Bakanlığı'na. Zürafa Adası konusunda günlerdir çağrı yapıyorsunuz. Nedir bu adanın önemi? Çünkü biliyorsunuz yani Yunanistan'da da çok fazla konuşlanıyor. Oradaki üsler kullanılıyor falan filan. Yani hikaye sadece bir ada meselesi değil. Bütünsel bakmak dediğim o. Adanın önemi ne? Konumu tam olarak ne? Yunanistan tarafından işgal mi edildi, ediliyor? Çünkü Yunan bakan bizimdir dedi. Bir de o konuyu konuşalım sizinle Sayın Yaycı. Ece Hanım bu çok yaralayıcı bir şeydir. Bu gerçekten çok yaralayıcı bir şeydir. Şimdi ben siyasetle falan ilgim olmadığı için hiçbir yerden de bir danışmanlık bilimden de falan da öyle bir durumum da olmadığı için çok rahatlıkla konuşuyorum. İster hoşlarına gitsin, ister hoşlarına gitmesin. Ama bu bildiği meseledir. Bakın Zürafa Adası ben kendimi bildim bileli benden önceki denizciler de benim dönemimdeki denizciler de şimdiki denizciler de, deniz kuvvetleri mensupları da, gemi komutanları da, komodorlar da, filo komutanları da Zürafa Adası'nı Türk Adası olarak kabul ederler. Ve burada serbestçe biz faaliyet icra ederiz. Ama 176 tane egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalık vardır. Yani egemenliği Türkiye'de olması gereken. Bunlardan bir tanesi de Zürafa Adası'dır. Zürafa Adası dediğimiz ada üç tane kayalıktan oluşur ama adadır. Ve bunların her birinin etrafında 6 deniz mili yarıçaplı bir deniz alanı o ada kiminse ona aittir. Bu alan ne kadardır diye düşünecek olursa eğer seyircilerimiz bir Gemlik ilçesi kadar bir alandır. Gemlik ilçesinin köyleriyle birlikteki alanıdır. Bir Gemlik ilçesinin varlığından ya da yokluğundan bize ait olup olmadığından bahsediyoruz. Şimdi bu Zürafa Adası hemen petrol çıkan yerdedir. Taşoz'un yakınındadır. Ve burada çok ciddi petrol vardır. Aynı zamanda bizim Adalar Denizi'nin kuzeyinde Saros Körfezi civarındaki eğitim alanlarımızın önünü kapatır burası.
Yani buradaki kara suyu son derece bizim hem güvenlik açısından hem de ekonomi açısından hayati derecede önemlidir. Bu kayalık dediği adaya daha önce bizimkiler her zaman olduğu gibi bir eğitim ilanında bulundular. Biz bu çerçevede bu sularda şu koordinatlar arasında eğitim yapacağız dedi. Bu senelerdir yapılan bir şeydir, senelerdir. Ama Yunanistan tam da bu hem Suriye krizi hem Gazze krizi olduğu dönemde ilk defa dedi ki Türkler burayı ilhak etti. Ve bizim rutin senelerdir yaptığımız bir şeydir bu. İlhak etti ne demek? Ben de dedim ki ilhak edilmez bu. Çünkü burası zaten Türk toprağıdır. Kendi toprağımızı ilhak diye bir şey söz konusu olamaz. Gayri mantıklıdır bu. Ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yaptım. Dedim ki Sayın Dışişleri Bakanımız ya da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şimdi çıkıp şunu söylemelidir. Zürafa Adası Türkiye'dindir. O nedenle ilhak diye bir şey de söz konusu olamaz demelidir dedim. Hiç çıt çıkmadı. Hiç çıt çıkmadı. Ve dün korktuğumuz başımıza geldi. Yunan Dışişleri Bakanı hem de hani pozitif gündemde 7 Aralık'ta toplanılacak bilmem ne olacak falan ya. Dedi ki Zürafa Adası Yunanistan'ındır. Bir Yunan adasıdır dedi. Ya birisi çıkıp da hala şu anda Zürafa Adası bir vatan toprağıdır. Zürafa Adası Türk'ündür demedi. Demedi. İnanılır gibi değil. Çıldırmak içten bile değil. Yani çıldırmamak mümkün değil. Yani bunu yedirmek, ben bunu bir asker olarak, emekli bir asker olarak, eski bir müstafi amiral olarak gururuma da yediremiyorum, beynime de yediremiyorum, anlayamıyorum da, sindiremiyorum da, hiçbir şey yapamıyorum. Buradan Dışişleri Bakanımıza sesleniyorum. Dik yürümek önemli. Tokalaşmak önemli. Ama zarptan ziyade maruf önemli. Maruf önemli. Lütfen bu vatan toprağına sahip çıkınız. Ve Zürafa Adası Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına istinaden cevap olarak şunu veririz. Zürafa Adası Türk'ün adasıdır deyiniz. Türk'ün adasıdır. Sizi bunu söylemekten ne alıkoyuyor anlamış değilim. Ben 40 senemi verdim bu işlere. Hiçbir şey bizi alıkoyamaz. Hiçbir şeyi alıkoyamaz. Birisi bizim vatan toprağımıza orası benimdir derse ona karşılık cevabı önce diplomatik olarak verilmelidir. Önce ben şundan eminim. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı iş değil. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Çok açıkça söylüyorum. Bir başka konu daha var Ece Hanım. Şimdi daha önce bu istikşafi görüşmeler denilen, onu istişari görüşmeler diye çevirdiler şimdi kayıtları tutulmasın falan filan diye. Bu görüşmeler Yunanistan'ın ısrarıyla bizim başkentimiz Ankara olmasına rağmen bizim memleketimizde İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da. Ben de onun üzerine dedim ki bundan sonraki görüşme bunun benzeri yüksek düzeyli istişare kurulu işte bu gibi yedik gibi bilmem istişari görüşmeler gibi görüşmelerde Yunanistan'a mütekabiliyet çerçevesinde Selanik'te yapılsın dedim. Çok sevindim. 2 ay önce Selanik'te yapılacağı bildirildi. Dendi ki Selanik'te yapılacaktır. Ama Yunanistan yine galip geldi. Yok lojistik meseleler, yok dinlenme meseleler diye bu görüşmeyi öğrendik ki Atina'ya aldırmışlar. Ben Türk devletinden şunu arz ediyorum. Saygıyla arz ediyorum. Lütfen Yunanistan'a boyun eğmeyelim. Onlar İstanbul'da yaptırdıysa lojistik ne varsa biz karşılayalım. Ama Selanik'te yapılsın. Selanik'te yapılsın. Bu bir mütekabiliyet esasıdır. Bakın size çok basit bir şey söyleyeyim. Yani bu ihlal edildiğinde ne anlama gelir diplomatik açıdan? Bu şu anlama gelir. Biz aşağılanmış oluruz. Biz aşağılanmış oluruz. Çok net bir şekilde biz aşağılanmış oluruz. Ve Yunanistan bizi dediğini yaptırmış olur ki öyle görünüyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir uluslararası ilişkiler hocası olarak söylüyorum. Çarlık zamanında bir Avrupa ülkesinin büyükelçisi Moskova'ya atanıyor. Ve Moskova'ya geldiğinde çok hasta adam.
Adam çok hasta. Bir türlü itimatnamesini, güven mektubunu Çar'a arz edemiyor. En sonunda işler de yürümeyince adamı sedye ile Çar'ın önüne getirmeye karar veriyorlar. Güven mektubunu vermek üzere. Hakikaten getiriyorlar sedye ile Moskova'da Çar Sarayı'na getiriyorlar ve Çar'ın önüne çıkartıyorlar. Bunu vermek üzere. Ve ne diyor biliyor musunuz Çar? O yatarak veriyorsa diyor, ben onu salonda kabul etmem diyor. Ben de yatarak alırım diyor, yatak odamda kabul ederim diyor. Ve yatak odasına yatıyor, yatak odasında yatağına yatıyor Çar. O adam hasta, sedyeyle getiriyorlar, yatağında alıyor Çar itimatnamesini. Mütekabiliyet onun için çok önemlidir. Milletlerin gururu, devletlerin onurudur. Bunu ezdirmemek lazımdır. Zürafa adası Türk'ün adasıdır, açıklaması mutlaka yapılmalıdır. Bu böyle, el altından biz ona cevap verdik, şöyle dedik, böyle dedikle geliştirilecek bir konu değildir. Türk kamuoyu Zürafa Adası'nın Türkiye ait olduğunu duymak istemektedir. En başta ben duymak istemekteyim. Peki. En başta ben. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Önemli uyarılarınız için aynı zamanda Sayın Cihat Yaycı'ydı konuğumuz. Sağ olunuz katıldığınız için yayınımıza.